Merhaba web tekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle beraber yanımda duran Sony Xperia E4G'yi inceleyeceğiz. Sony'nin yeni çıkardığı giriş seviyesi diyebileceğimiz bir telefon aslında E4G. Bizdeki siyah modeli bir de beyaz renk seçeneği var. 135 gram ağırlığında bir telefon, çok fazla ağır olduğunu söyleyemem. Ele oturuş, ergonomi hissi gayet iyi. 13.3 cm bir uzunluğu, 7.1 cm bir genişliği ve 10.8 mm bir kalınlığı var. Telefona çok ince diyemeyiz. Kalın bir telefon biraz. 10.8 günümüz akıllı telefonları için kalın bir değer sayılabilir. Dilerseniz telefonun tasarımına bakalım. Telefonu elimize aldığımız zaman zaten bahsettiğim kalınlığı çok rahat bir şekilde hissediyorsunuz. Ancak ele oturuş hissi gayet güzel. Güzel tasarlamışlar telefonu. Telefonun sağ tarafında Sony'nin standart çoğu telefonda gördüğümüz on-off tuşu yer alıyor. On-off tuşun hemen altında ses açma kısma düğmesi var. Sol tarafta bir adet micro USB takabileceğiniz bir alan bulunuyor. Buradan telefonumuzu şarj edebiliyoruz ya da veri aktarımı yapabiliyoruz. Ancak burada şunu söylemeliyim, lafı açılmışken. Telefonun içinde gelen USB kablonun boyutu bu arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Eğer yedek bir kablonuz yoksa bununla şarj etmek, şarj ederken telefonla konuşmak veya kurcalamak imkansız. Yani neredeyse imkansız diyecektim ama o da değil, imkansız. Keşke şu kabloyu birazcık daha uzun tutsalarmış. Birazcıktan kastım yaklaşık 1 metre kadar. Telefonun üst tarafına baktığımız zaman bir adet kulaklık girişi görüyoruz. Alt tarafında herhangi bir şey yok. Ön kısmında ön kamerası var. Ön kameranın hemen yanında gizlenmiş bir şekilde sensörleri görüyoruz. Burada bildirim ledi de bulunuyor. Bu ledlerin hemen yanında telefonun karşı tarafının sesini duymamızı sağlayan avizesi yer alıyor. Alt tarafta da yine karşı tarafa sesimizin gittiği mikrofonu var. Arka tarafın üst kısmında bir adet kamera görüyoruz. 5 megapiksellik bir kamera. Birazdan zaten detaylarına değineceğiz. Kameranın hemen yanında led flash bulunuyor ve onun yanında da bir tane daha mikrofon bulunuyor. Alt tarafta NFC simgesini görüyoruz. Yani telefonun NFC'si mevcut. Telefonun arka kapağı çıkabiliyor. Arka kapağı plastik, güzel bir malzemeden yapmışlar. Yani plastik dediğime bakmayın. Kötü bir plastik değil bu. Arka kapağı çıkabiliyor. Ancak bir telefon arka kapağı çıktığı zaman pilinin değişebilir olmasını bekliyoruz. Ancak maalesef pili değişmiyor. Yani pili telefonun içine gömmüşler. Arka kapağını açtığımız zaman micro SD kart slotunu görüyoruz. Bu micro SD 32 GB'a kadar destekliyor. Micro SD'nin hemen altında da micro SIM kart yuvasını görebiliyoruz. Telefonun tasarımı bu şekilde genel olarak. Telefonun ekran boyutu 4.7 inç 960'a 540 piksel var bu ekranda. Çözünürlük olarak biraz kötü gelebilir, düşük gelebilir ancak yine de 4.7 inç küçük bir ekranda çok çok sırıttığını söyleyemem. Ayrıca bu ekran 234 ppi değerine sahip ve ekranda da çizilmeye dayanıklı bir cam kullandıklarını belirtmişler. Yani bir Gorilla Glass teknolojisini Sony E4G'de göremiyoruz. Telefonun 8 GB'lık bir hafızası var, tek modelle geliyor. Micro SD kartla arttırmanız lazım ancak 8 GB günümüz akıllı telefonları için çok çok az olduğunu söyleyebilirim. İndireceğiniz neredeyse 2 uygulamayla bile bunu doldurabilirsiniz. Ki 8 GB'ın tamamı size ait değil, ortalama 4.5 GB'ı boş geliyor, gerisini sistem kaplıyor. Yani 8 GB olayı beni biraz üzdü bu telefonda. Telefon Android 4.4.4 KitKat'la geliyor. Güncelleme gelip gelmeyeceği hakkında çok fazla dedikodular var. Şu an Sony'nin net olarak söylediği bir şey yok. Ancak umarız bu düşük bütçeli telefonla da Lollipop güncellemesini verir Sony, kullanıcılarını üzmez diye düşünüyorum. Ucuz telefon dedik, fiyatını şimdiden söyleyeyim. Ortalama 600 ile 650 TL arasında bulabiliyorsunuz. Bu fiyattaki bir telefonda NFC 4G gibi özellikleri görmek, ki isminde de gördüğümüz gibi 4G özelliği var, benim hoşuma gitti. Dilerseniz biraz donanım özelliklerine bakalım telefonun. MediaTek MT6732 işlemci kullanıyor. 1.5 GHz hızında çalışan 4 çekirdekli 64 bitlik bir işlemci bu. Ayrıca telefonun 1 GB'lık RAM var. Keşke 2 GB olsa dediğinizi duyar gibiyim. Ancak 600-650 lira seviyelerine, marka bilinirliği bu kadar yüksek bir telefonda çok da fazla yüksek donanım özellikleri beklemek biraz yanlış olabilir. Ayrıca grafik işleme birimi olarak da Mali T760 var içinde. Donanım özellikleri bu şekilde. Dilerseniz bu donanım nasıl oyun oynatıyor, bir de ona bakalım. Oyun testimizin sonuçları şu şekilde. 24 derece sıcaklığı vardı. Odada klima çalışıyor. Hani telefonda soğuk olduğunu belirtmeliyim. Ve %91 şarjı vardı. 15 dakika boyunca son parlaklıkta ve 4 ayar seviyesinden 3. seviyede, yani en iyinin bir altında Asphalt 8 oynadım. 24 derece olan sıcaklık 38 dereceye yükseldi. Aslında hani bu çok büyük bir yükselme değil. Ortalama 30 derece olarak alırsak 8 derece civarında bir yükselme olduğunu söylemeliyim. Onun dışında şarjı da %84'e düştü. Yani 7 derecelik bir sıcaklık artışı var. Şunu söylemem gerekir, telefon gerçekten sıcaklığı sizin elinize hissettirmiyor.
Bunun sebebi muhtemelen telefonun kalınlığı olduğunu söylemediğim, ancak hani elinize dokunduğunuz zaman telefonun arkasında, önünde, herhangi bir yerinde şiddetli bir sıcaklık, 38 derece gibi bir sıcaklık hissetmiyorsunuz. Ayrıca asfalt 8 üzerinde donma, takılma, hani kasma gibi bir problemle karşılaşmadık. Gayet akıcı şekilde bir oyun deneyimi sundu bizlere. Oyun testleriniz bu şekilde. Telefonun SAR değerlerinden de bahsetmek istiyorum. Kafada 0,34 watt bölü kilogram, vücutta da 0,50 watt bölü kilogram, ki bu da standartların oldukça altında olduğunu söylemeliyim. Yani maksimum Avrupa standartı 1 olduğu söyleniyor. Bu da neredeyse standartların yarısı demek. SAR değerlerinden sonra bir de benchmark sonuçlarına bakalım. Benchmark sonuçlarımız şu şekilde. AnTuTu üzerinde 32.242 puan aldı telefon. LG G3'ün bir tık altında kaldı. Bence gayet güzel bir rakam. Hele ki fiyatını düşündüğümüz zaman AnTuTu'dan aldığı puanın gayet iyi olduğunu söyleyebiliriz. Bir de Geekbench'e bakalım. Geekbench'te de tek çekirdekten 727, çoklu çekirdekten de 2160 puan aldı. Rakamların fiyat aralığına göre hiç fena olmadığını görüyoruz. Benchmark sonuçları da bu şekilde çıktı. Telefonun piline de değineyim biraz. 2300 mAh'lik bir pili var telefonun. Ultra Stamina diye bir modla birlikte geliyor. Üstün güç tasarrufu da diyebiliriz bunun için. Her telefon farklı farklı isimlendiriyor bunu. Sony'nin buradaki iddiası, bu Ultra Stamina modu ile birlikte telefonu 2000'e kadar kullanabileceğiniz iddiası. Şöyle ki, siz bu Ultra Stamina modunu aldığınız zaman telefonunuzun tuş kilidi kapalıyken bütün bağlantıları kesiyor. Sadece telefon aramaları açık oluyor. Eğer bir Wi-Fi, 4G veya 3G bağlantınız varsa tuş kilidini aktif ettiğiniz zaman direkt bu bağlantıları kesiyor ve şarjınızın daha uzun gitmesini sağlıyor. Şöyle söyleyeyim, bir günlük aktif kullanımda şarjı akşamı çok rahat görüyor. Gece yatarken şarja taktığınızda size yeterli olacaktır. Sürekli oyun oynuyorsanız, video izliyorsanız, bundan film izliyorsanız bir günü çıkartabiliyor telefon. Ancak hani telefonu sadece konuşmadan konuşmaya, arada bir işte sosyal medyayı kontrol etmek için kullanıyorsanız 2 günü zorlayacağını söyleyebilirim. Telefonun her şeyinden bahsettik. Kamerası kaldı. Kamerasından da söz edelim. 5 megapiksellik bir arka kamerası bulunuyor. 2 megapiksellik de ön kamerası var. Kameralar, eğer fotoğraf odaklı bir telefon arıyorsanız sizi tatmin etmeyecektir. Bunu öncelikle belirtmem lazım. Sony gibi lens üreten bir firma bir tık daha kaliteli bir kamera koyabilirdi bu telefona. Özellikle ışık kaynağınız azaldığı zaman, diyelim hani akşam çekiyorsunuz ya da karanlık loş bir ortamda çekiyorsanız, kamera sizi biraz üzmeye başlıyor. Onun dışında gündüz olduğu zaman da 5 megapiksele göre güzel fotoğraflar çektiğini söylemeliyim. Zaten şu an arkada dönen örneklerde de bunu görebiliyorsunuz. Ayrıca ana kamerası 1080p saniyede 30 kare video çekebiliyor. Evet, şimdi bakalım bu telefondan ne kadar ses çıkıyor, ne kadar bağırıyor bu telefon. Her zamanki gibi şarkımızı açıyorum. Şöyle başa alabilirsem. 97,1 oldu şu an. 97,1'de sabitledi ve sanırım böyle bitecek. Evet, 97,1 desibel olarak sesimizi de ölçmüş olduk. Telefonla ilgili son sözlere gelelim arkadaşlar. Dediğim gibi telefonun size 4 GB'ı boş geliyor. Mecburen buna bir hafıza kartı almanız lazım. Bu başlıca sorunlarından bir tanesi. Diğeri de, eğer yine az önce belirttiğim gibi kamera odaklı bir telefon arıyorsanız Sony E4G sizi çok fazla tatmin etmeyecektir. Ancak 600-650 lira seviyelerine, işte içinde yeni nesil teknolojileri barındıran, NFC bulunan, 4G teknolojisi bulunan, şarjı iyi dayanan bir telefon arıyorsanız, ayrıca marka bilinirliği de yüksek olan bir telefon düşünüyorsanız Sony E4G'yi düşünebilirsiniz. Ayrıca Sony'nin de arayüzü, benim sevdiğim bir arayüz, gayet kullanışlı olduğunu söylemeliyim. O açıdan da sizi üzmeyecektir. Sony Xperia E4G bu şekilde. Eğer aklınıza takılan sorular varsa videonun yorum kısmına yazmayı unutmayın. Bizleri Twitter, YouTube ve Facebook adreslerimizden takip edin. Aynı zamanda webtekno.com'dan da takipte kalın. Başka bir incelemede görüşmek üzere. Hoşça kalın.